İngiltere'nin en başarılı avukatlık firmaları arasında yer alan Mia Solicitors firmasının ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman, Londra Aktüel izleyicilerini hukuki konularda aydınlatmaya devam ediyor. Yaman bu hafta işverenin çalışanlarına karşı ne gibi sorumlulukları olduğunu anlatıyor. Çalışanların çalıştıkları firmaya karşı sorumlulukları olduğu gibi işverenin de çalışanlarına karşı bir takım sorumlulukları var. Bu sorumlulukların en başında çalışanların güvenliğini sağlamak geliyor. Mia Avukatlık Firması ortaklarından avukat Sefaret Yaman bizlerle birlikte bu haftanın konusu işverenlerin işçilerine karşı olan sorumlulukları. İngiltere hukukunda bu nasıl işliyor kendisinden öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Biliyoruz ki birçok iş adamı, vatandaşımız burada yaşıyor. Özellikle işçilerine karşı nasıl sorumlulukları var? Şimdi İngiltere'de bir işverenin işçiyi işe alırken uyması gereken bazı kurallar var. Bunlara uymadığı zaman cezai ve hukuki bir sorumluluğu söz konusu. Öncelikle bir işçiyi işe alırken onun bu ülkede oturumu ya da yasal olarak kalma izni olup olmadığını araştırmak zorundasınız. Buna ilişkin kanıtları almak zorundasınız. O kişinin çalışma izni ya da sosyal güvenlik numarası olup olmadığını öğrenmek zorundasınız ve buna ilişkin kayıtları almak zorundasınız. Eğer bu ülkede yasal olarak kalmayan birini kaçak olarak çalıştırırsanız buna ilişkin çok astronomik miktarlara varan para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz bir işveren olarak. Bu para cezası minimum 20.000 pound'dan başlıyor işçi başına. Eğer birden çok kaçak işçi çalıştırırsanız her bir işçi başına bu cezayı ödemekle yükümlüsünüz. Bir işçiyi işe aldıktan sonra o işçinin kendi iş yerinizde çalıştığı süre içerisinde güvenliğini sağlamak zorundasınız. Nedir işte işçinin yaptığı işe göre bir fabrikaysa, bir restoransa, örneğin bir süpermarketse ya da bir atölyeyse ne olursa olsun o işin mahiyetine göre bu işçinin güvenliğini sağlamak zorundasınız. Peki Sefaret Hanım, bu güvenlik önlemleri nelerdir? Bunlar her kişiye, her iş yerine göre değişiklik gösteren önlemler. Örneğin bir inşaatta çalışan bir işçinin güvenliği için alacağınız önlemler farklı olabilir. İşte inşaatta çalışan işçinin gerekli teknik ekipmanın olması gerekiyor. İşte kasketidir, eldivenidir, işte koruyucu ayakkabılarıdır ya da koruyucu elbiseleridir. Ya da eğer restoranda çalışan bir işçi ise yine ona çalışacağı güvenli bir iş ortamı sağlamak zorundasınız. Bunların hepsini çok dikkatli gözden geçirmek durumundasınız. Kendi iş yerinizde olabilecek olası riskleri göz önüne alıp bu risklere ilişkin önlemleri aldığınızı göstermek zorundasınız bir işveren olarak. Peki bu önlemler neden gereklidir ya da bu önlemlerin alınıp alınmadığı nasıl ispatlanabilir? Çünkü olası bir kaza durumunda mutlaka bunlar öne çıkacaktır. Evet, bu önlemler herhangi bir kazayı önlemeye yönelik. İş yerinizde olası kaza risklerini, kaza ihtimallerini azaltmak, minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmaya yönelik. Bunu nasıl ispatlayabilirsiniz bu önlemleri aldığınızı? İşte tuttuğunuz tutanaklarla, işçilerinize gerektiği zaman verdiğiniz eğitimle ya da yaptığınız denemelerle bunu gösterebilirsiniz. Eğer bunlara rağmen iş yerinizde bir kaza olduysa ve sizin için çalışan bir işçiniz incindiyse bu durumda bazı durumlarda bunu Health and Safety dediğimiz sağlık ve güvenlik kurumuna bildirmek durumundasınız. Bu sağlık ve güvenlik kurumu nedir peki ya da hangi durumlarda buraya rapor etmemiz gerekiyor? Sağlık ve güvenlik kurumu hükümete bağlı olarak çalışan ama aslında bağımsız olan bir organizasyon. İş yerlerindeki kazaları önlemeye ve işçinin sağlığını korumaya yönelik önlemler alırlar. Ve iş yerlerini gereken durumlarda denetlerler. İşverenler eğer kendi iş yerlerinde bir kaza olmuşsa bazı durumlarda bu kazaları bu sağlık ve güvenlik kurumuna bildirmek zorundalar. Hangi durumlarda? Örneğin iş yerinde kazaya uğrayan bir işçi eğer 7 gün çalışamaz raporu almışsa ve bir hastaneye kaldırılmışsa ve o hastaneye yatırılmışsa bu durumda bunun bildirilmesi gerekiyor. İşverenin bu kazayı sağlık ve güvenlik kurumlarına bildirmesi gerekiyor. Eğer hasta bu olan kaza neticesinde herhangi bir kırık çıkığı olmuşsa, görme problemi olmuşsa, iç organları hasar görmüşse ya da dediğim gibi 7 günden fazla bir süre çalışamayacak bir duruma gelmişse bu durumda kazanın işveren tarafından mutlaka bu kuruma bildirilmesi gerekiyor. Ama bazı durumlarda bazı kazaların bildirilmesinin zorunluluğu yoktur. Eğer işçinin çalışamaması 7 günden az bir süre tutmuşsa
Bu durumda işverenin bu kazayı bildirme zorunluluğu yok. Efendim, bu kaza bildirildi, rapor edildi. Peki bu kurum bundan sonra ne yapıyor? Bu kurum kazanın kendisine bildirildiği andan itibaren gelip kazaya ilişkin gerekli araştırmaları yapıyor. O iş yerinde herhangi bir güvenlik ya da sağlık sorununun olup olmadığını gözlemliyor. Bu olan kazanın işverenin herhangi bir hatası nedeniyle olup olmadığını araştırıyor. Eğer araştırmaları sonucunda işvereni ihmalkar bulursa, hatalı bulursa bu durumda işverene para cezası verme hakkına sahip. Efendim, size ulaştıklarında mutlaka bu davalara bakıyorsunuz. Sizin evet. uzmanlık alanlarınızdan birisi. Evet. Hem ne kadar süre içerisinde bu davayı açma hakkı var, bunu sizden dinleyelim. Hem de sizlere geldiklerinde nasıl yardımcı oluyorsunuz? Evet, iş yerinde herhangi bir kazaya uğrayan bir işçinin kendi işverenin ihmalkarlığı nedeniyle bu kazanın olduğuna inanıyorsa bu durumda 3 yıl içerisinde, kazanın olduğu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde dava açma hakkı var. Bize bu taleplerle gelen müvekkillerimizin hikayelerini dinliyoruz, kazanın hikayesini dinliyoruz, nasıl olduğunu dinliyoruz ve onlara neden işverenlerini suçladıklarını soruyoruz. Eğer onların verdikleri cevaplar ya da verdikleri bilgiler doğrultusunda işverenin ihmalkar olduğu kanısına varırsak bu durumda bize gelen işçi için tazminat davası açıyoruz. Bu tazminat davasında işçinin ya da bu kişinin alacağı tazminatın miktarı tamamen incinmesine, tedavisinin ne kadar uzun süreceğine ve tedavisi için ne kadar harcamalar yaptığına ve bu kazanın onun hayatını nasıl etkilediğine bağlı. Çok genç bir yaşta felç olan ve bir daha iş yapamayacak hale gelen bir kişi için açılacak bir dava milyonluk bir dava demektir. Ama diyelim ki birkaç yıl içerisinde iyileşecek bir incinmeleri olmuşsa kişinin, bu daha az bir miktar olabilir. Bu tazminatların kesin rakamları yok. Bu rakam kişiden kişiye, davadan davaya farklı olabilir.